Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta sizler için belki birçoğunuzun bildiği bir hamur işi tarifiyle geldim. Balkan göçmenlerinin çok iyi bildiği kifle tarifi vereceğim size. Şöyle biraz kısaca onun hakkında bilgi vermek istiyorum. Genellikle Bulgaristan taraflarında pastanelerde çok yerel bir lezzet olarak bilinir. Bilinirmiş daha doğrusu. Ben de bunu yeni yeni öğrenmiş sayıyorum kendimi. Çünkü şöyle söyleyeyim. Biz aslında dede tarafından göçmeniz ama çok eski göçmenlerdeniz. Fakat eşim ve ailesi bu sizin yakın tarih diye sayabileceğimiz işte bu 89-90 yılları arasında göç etmiş olan insanlardan ve yerel lezzetlere sahip çıkmışlar. Ben de bunu kayınvalidemden öğrendim ve buna kızım bayılıyor açıkçası. Bunun için böyle tırnak arasına bir not düşmek istedim açıkçası. Klasik bir poğaça hamuru hazırlıyoruz. Ben videoya başlamadan önce hamurumu hazırladığım videomu çektim. Onu biraz sonra izleyeceksiniz. İçinde neler var, ne kadar miktarda kullandım. Hamurumu mayaladım güzelce ve hamurum şu anda 1 saat mayalandıktan sonra şu şekilde kabarmış durumda. Yavaş yavaş artık hazırlamaya geçebilirim. Evet arkadaşlar, öncelikle unumu, 3 bardak unumu kavuma alarak başlıyorum. Unumun ortasına havuz şeklinde düşünün bir delik açıyorum bu şekilde. Yine aynı oranda 1 su bardağı ılık süt ekliyorum. Bir su bardağı yine aynı ölçüyle oda sıcaklığında su ilave ediyorum. 6 tatlı kaşığı kadar şeker ilave ediyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Bir paket kuru maya ilave ediyorum. Ve yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar da tuz ilave ediyorum. Şimdi bundan sonrası tamamen yoğurma işlemi. Yavaş yavaş homojen bir hamur kıvamı elde edinceye kadar karıştırıyorum. Arkadaşlar hamurum biraz cıvık kaldığı için ben biraz daha un ilave edeceğim istediğim kıvama ulaşana kadar. Bu şekilde azar azar göz kararı istediğimiz kıvamı elde edinceye kadar ilave edebiliyoruz. Zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar maya aktif hale gelmeye başladı. Hamur şu şekilde kendini salıyor, toparlıyor bir yandan. İşte bu şekilde böyle yumuşak, homojen bir hamur elde edinceye kadar hamurumuz şu anda hazır. Yaklaşık 50 dakika kadar, yani iki katına çıkana kadar mayalanmaya bırakıyorum. Bu şekilde temiz bir örtü koyuyorum üzerine. Hatta üzerine de bunu koyacağım ki hava almasın. Bu şekilde mayalanmaya bırakıyorum. Biraz zeytinyağı şu şekilde gezdiriyorum yapışmaması için. Un kesinlikle eklemiyorum çünkü hamurumun o homojen yapısını bozmak istemiyorum. El yardımıyla tekrardan o zeytinyağı yapışmamasını sağlayacak tezgahımda şu şekilde açıyorum. Bunun özelliği arkadaşlar şu. İçerisine yine ev yapımı, kendinizin yaptığı marmelatı ekliyorsunuz. Özelliği bu. Yani içerisinde tamamen normal poğaça hazırlar gibi unu var. İşte ılık bir bardak sütü var, su var, maya var. Ha, kuru maya kullandım ben. Onun dışında şeker ve tuz var. Onun dışında hiçbir şey yok. İç dolgusu olarak da yine kayınvalidemin elleriyle hazırladığı marmelat var. Biraz ben böyle kaseye aldım. Bu marmelat da erik ve elmadan yapılıyor. Çok da lezzetli bir marmelat. Hem kahvaltılarda da tüketebiliyorsunuz bu şekilde. Marmelatlı bir poğaça diyebilirsiniz buna. Ama gerçekten çocuklarınızın çok seveceğini düşünüyorum. Yani böyle peynirli, işte farklı malzemelerle yaptığınız poğaçanın dışında bir de böyle marmelatlı denemenizi öneririm muhakkak. Dediğim gibi Balkan göçmenleri buna kifle diyor. Şimdi bunu böyle yaptık bir bıçak yardımıyla göz kararı bezelere ayırıyorum.
13 tane beze oldu arkadaşlar. 13 tane poğaçamız olacak anlamına geliyor bu. Böyle sabah kahvaltılarda işte çocuklarınız atıyorum saat öğlen 3-4 gibi acıktıkları zaman, mideleri kazındıkları zaman çok rahat verebilirsiniz. Ben mümkün olduğunca paketli gıda vermemeye gayret ediyorum. Her ne kadar tamamen koruyamasam da. Şöyle söyleyeyim, kızıma 3,5 yaşına kadar abur cubur vermedim. Yani tercih etmedim paketli gıda. Dolayısıyla keşke bu süreyi daha da uzatabilseydim ama tabii çevre vesaire bir şekilde koruyamıyorsun. Sonuçta markete giriyor, merak ediyor. Ama mümkün olduğunca elimden geldiği kadarıyla bu şekilde her şeyi evde hazırlayıp tatlı, tuzlu vesaire neyse paketli gıdadan uzak tutmaya çalışıyorum mümkün olduğunca. Tabii ki çikolatasını da yiyor vesaire ama hep ölçülü veriyorum mümkün olduğu kadar. Şimdi ben marmeladım koydum. Bu şekilde hamurumu kapatıyorum. Şöyle göstereyim. Elime de alıp göstereceğim. Bu şekilde kapatıyorum ve daha önceden hazırladığım burada tepsilerim var. Tepsilerimi diziyorum. Yağlı kağıdın üzerine koyuyorum. Bu hiçbir şekilde merdane, okla vesaire kullanmıyorum. Böyle el yardımıyla açıyorum. Biraz marmeladımdan alıyorum. İpek buna bayılıyor. Kızım benim tatlı çok seviyor. Ve gerçekten çok seviyor bunu. Tabii ki karbonhidrat olduğu için çok sık da yapmıyorum yani. Arada tepsiye diziyorum. Bu dizme işlemi bittikten sonra bir 15-20 dakika kadar da tepsi mayalandırması yapıyorum ben. Üzerine temiz bir örtüyle yine örterek. Uçlarını da şu şekilde kapatıyorum ki marmelatlar pişerken dışarı taşmasın. Böyle ay şeklinde de koyabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada aklıma gelmişken şöyle bir şey de yapabiliriz. Eğer merak ettiğiniz ya da yapmamı istediğiniz bir takım tarifler varsa beni Instagram sayfamdan da takip edebilirsiniz. Oradan bana mesaj da gönderebilirsiniz veya videonun altına yorum olarak da yazabilirsiniz. Eğer yapmamı istediğiniz bir tarif, merak ettiğiniz bir şeyler varsa seve seve videoyu çekerim ve seve seve yanıtlarım. Bu şekilde etkileşim içinde olursak benim için çok daha mutluluk verici olacaktır. Evet. Çok da pratik aslında. Sadece dediğim gibi vaktinizi şöyle ayarlayın. Çünkü hamurun bir saatlik mayalanma süresi olduğu için tek vaktinizi alacak olan odur. Bu şekilde köşelerini de kapatıyorum. Böyle hafta sonu kahvaltılarına çok güzel bir alternatif. Şimdi diğer tepsiye dizmeden önce ben size şu şekilde bir göstermek istiyorum. Tepsime dizdiğim poğaçalarımı, kiflalarımı üzerini bu şekilde yine temiz bir örtüyle kapatıyorum. Bir yandan bu burada 15 dakika kadar, 20 dakika kadar her neyse mayalansın tekrar, dinlensin. Ben de diğerlerini hazırlamaya devam edeyim bu arada. Zaten yapa yapa eliniz artık pratiklik kazanıyor, alışıyor arkadaşlar. Ve son bezemiz. Gördüğünüz gibi çabucak olan bir şey. İkinci tepsimiz de hazır. Onu da üzerine şöyle temiz bir havluyla örtüyorum. Fırınımı 180 dereceye ayarladım. Fırınım ısınmaya çalışırken de bunlar mayalanmaya devam ediyorlar. Evet arkadaşlar, tepsi mayam da hazır. Fırınım da ısındı. Şimdi bir küçük kasenin içine yumurta sarısı ve biraz göz kararı zeytinyağı aldım. Karıştırdım. Şimdi bunları poğaçalarımın üzerine sürüyorum. Güzelce kızarması için. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Kiflalarım pişti. Nar gibi kızardılar. Gerçekten kokusunu da hep söylüyorum ya, keşke gönderebilsem. Ve kokuya dayanamayan biri daha geldi. Gel. Nefis pişti. Anneciğim çok sıcak, sakın elleme. Ben de dokunamıyorum, çok sıcak ya, bak. Oh. Biraz soğusun. Sütle beraber yiyecek benim kızım bunları şimdi. Şimdi hepinize afiyet olsun. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.